Arjantin'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek kadın antrenörlerimizle birlikteyiz. Nida ve Dilara var yanımızda. Nida'cığım, seni biraz tanıyalım öncelikle. Merhaba, adım Nida, soyadım Karasakal. Konyalıyım, 4 yıldır halter yapıyorum. Arpa şampiyonluğum var, ikinciliğim var, Türkiye'de rekorlarım var. Kulübüm Konya Kulisebil Halter İstisas. Antrenörlerim Serap Ünlü, Talat Ünlü, Sariye İş. İşte bu spora kaldığım yurtta başladım. Yani daha halterin ne olduğunu bilmiyordum. Merakla başladım yani. Dilara, seni de tanıyalım. İsmim Dilara Narin. Bu spora 4 yıl önce başladım. 2 senedir milli sporcuyum. Avrupa şampiyonluğum var 2 tane. Dünya üçüncülüğüm var. 11 tane Avrupa rekorum var. Türkiye'de de rekorlarım var, şampiyonluklarım var. Kulübüm Rize Güneş Spor Kulübü. Antrenörüm Kenan Erdal. Dilara'cığım, senin de bahsettiğin gibi bu zamana kadar çok güzel başarılar elde ettiniz. Ve bu yılda gerek Avrupa Şampiyonası'nda gerek Dünya Şampiyonası'nda madalyalar kazanmaya devam ettiniz. Nida'cığım, 2018 sizin için çok başarılı geçti diyebilir miyiz? Evet, zaten güzel başlangıç yaptım. İstediğim derecelere ulaşıyorum. Dilara, hedeflerimizi de biraz senden dinleyelim. Tabii her sporcunun olduğu gibi benim de hedeflerim olimpiyat. Tabii olimpiyata giden yolda küçük bir başlangıç yaparak Gençlik Olimpiyatı'na gideceğim. Gençlik Olimpiyatı'nda halterde bayanlarda hiç madalyamız yok. Ama inşallah benden çıkacak bu madalya. Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli haltercilerimizle birlikteyiz. Ankara'da hazırlıklarına devam ediyorlar. Caner, seninle başlayalım. Öncelikle biraz tanıyalım seni. Adım Caner Toptaş, Sivaslıyım. 17 yaşındayım. Milli halterciyim. Yaklaşık 4 senedir milli takımdayım. Geçen sene Avrupa şampiyonluğu olsun, gençler Avrupa şampiyonluğu olsun, dünya üçüncülüğü olsun. Birçok derecelerim var. 5-6 senedir de bu sporu yapıyorum. Furkan, seni de tanıyalım. Adım Muhammed Furkan, soyadım Özbek. Ben Yozgatlıyım, 17 yaşındayım. Ask sporluyum. Yaklaşık 7 senedir bu sporu yapıyorum. Son 4 senedir milli takımlardayım. Çok talihsiz yarışmalar geçirdim ama son zamanlarda çok iyi gitmeye başladı. Avrupa şampiyonluğu, dünya gençler ikinciliği falan gibi güzel derecelerim oldu. Ondan öncelerimde şampiyon olacağım. Birçok yarışmada haklarımı kaçırdığım için ikinci ve üçüncü olmak zorunda kaldım. Ask sporluyuz işte. Kendi antrenörüm Gökhan Kuçoğlu ve Raif Özer. Arkadaşlar, bahsettiğiniz gibi son 2 yıldır Avrupa gençlerde, yıldızlarda olsun, dünyada olsun çok güzel başarılar elde ettiniz. Bize biraz bu yarışmaları değerlendirir misiniz? Sizin için nasıl geçti? Bu başarıları elde etmenizde neler rol aldı? Öncelikle yoğun antrenmanlardan geçtik. Yani tabii ki de hiçbir madalya kolay alınmıyor. Bayağı çalışmalar sonucunda işte yıldızlar dünya üçüncüsü oldum geçen sene. Yıldızlar Avrupa şampiyonu oldum ve gençler Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyum yani. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum bana hedeflerinden dolayı. Ve aslında Gençlik Olimpiyatlarına tamamen odaklanmış durumdasınız. Halterde 4 kota hakkımız vardı. 4'ünü de kazandık. İddialı da görünüyoruz. Biraz hedefleri senden de dinleyelim. Yani Türkan da dediği gibi bayağı ağır antrenmanlardan geçiyoruz. Orada inşallah altın madalyaları almak yani. Şu anki durumumuzda Allah'tan bir şey olmazsa madalyalar gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Nida, antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Türkçe pop dinliyorum. Dünya rekoru mu elde etmek istersin, altın madalya mı? Dünya rekoru. Halter haricinde hangi spor dalının yarışmalarını izlemeyi seviyorsun? Tekvando. İdol sporcun kim? Sibel Özkan. Halterci olmasan hangi sporu yapardın? Tekvando yapardım. Lakabın ne? Fatoz. Nedir anlamı? Köylerde fatoz makinesi vardır. Böyle samanı ezer, güçlüdür. O anlamda. Güçlü anlamı. Uğurlu saydığın bir eşya veya alışkanlığın? Bileklikler. Yani bileklik takıyorum. Uğurlu bileklik. Senin sikletindeki dünya rekoru? 150 sikle. Emin misin? Değilim. Son olarak bize dünyaca ünlü 3 halterci say. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Nurcan Taylan. Caner, antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Yani hiç düşünmedim de bayağı şarkı dinliyorum. Furkan, dünya rekoru mu elde etmek istersin altın madalya? Dünya rekoru.
Caner, Buenos Aires'te kendi yarışmaların haricinde hangi spor dalının yarışmasını izleyeceksin? Hepsini izleyeceğim. Furkan, idol sporcun kim? Benim Süleymanoğlu. Fix. Hal tercih olmasan ne olurdun? Güreş falan olurdu yani. Lakabın ne? Koca kafa. Uğur saydığın bir eşya veya alışkanlığı? Düşünmedim, yok yani. Senin kilondaki dünya rekoru? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biliyorum. 170. Peki. Kontrol edeceğiz sonra. Sence. Son olarak bize dünyaca ünlü 3 halterci sayın. Naim Süleymoğlu, Pyros Dimos, Halil Mutlu. Arkadaşlar, ilk gördüğünüz cümle isminiz nedir anlamına geliyor? Komolese Lama. Komolese Lama. Şu an gördüğünüz cümle nerelisin anlamında? De don doneresi. De don dere eres. Şu an gördüğünüz kelime çarşamba anlamına geliyormuş. El miércoles. El miércoles. Kaç yaşındasın? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Şu an seninle tanışmak güzeldi. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte. Son olarak bana yardımcı olur musunuz lütfen? ¿Podría ayudarme? ¿Podría ayudarme? Arkadaşlar, şu an gördüğünüz cümle isminiz nedir anlamına geliyor? Koma selama. Koma selama. Sıradaki cümlemiz nerelisin demekmiş? De don eres. De don eres. Şu an gördüğünüz kelime çarşamba anlamına geliyor. El miércoles. El miércoles. Kaç yaşındasın? ¿Cuántos años tienes? Quantos anastim. Seninle tanışmak güzeldi. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte. Son olarak bana yardımcı olur musunuz lütfen? Podría ayudarme. Podría ayudarme.